Assalomu alaykum aziz yurttaşlar. O'zbek xalqi azaldan san'atni qadrlaydigan, san'atni sevadigan xalqlardan biri bo'lgan. Xalqimiz orasida juda ko'plab iqtidorli san'atkorlar ijod qilishgan. Ulardan biri O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi, davlat mukofoti laureati Mustafa Vafoyevdir. Ular bu yil 75 yoshni qarshi oldilar. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi binosida shu munosabat bilan fayzli bir san'at kechasi bo'lib o'tyapti. Biz ijodiy guruhimiz bilan ushbu kechaga mehmon bo'ldik. Demak, ushbu fayzli san'at kechasidagi jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Bugun bizda juda katta bayram, chunki atoqli kompozitorimiz bizda faxrlanadigan Mustafa'nın ijodiy kechalari bo'lyapti. Chunki Mustafa deyende bize de her daim bayramana müzikeler eşitiledi ve şöyle keyfiyetlerimize bayramana boladı. Şunun için bugün çok yakışık gün bana karayınlar sizlerge rahmet bana gelip oturup sizler senet erbabı, devlet mükafat laureatı, köplep ordiller, halkara körük tellevini laureatı yem Mustafa. Bir yıl oku yemiz. Mustafa hala gıcıkta oku yürüyende ki acayip koşullarını yaratken. Ve keyinçelik elbette köpleri teklif kılıyan ki sen kompozitorsan, Boris Yodrich'i yakışık görüp kalıp bana Boris Yodrich'in sınıfı da Mustafa kompozitorskin tügetti. Lekin zor tügetti. Çok acayip eserle bilen. Şimdi Mustafa'nı köplep yaşlayıp oturduğum için ben örnek buladığım tamallarını açıp geçiş uğurlu diyeyim ben. İstidatını ne dedi, tabiat beredi. Bundan biz gururlanalım biz. Lekin istidatga bo'ladiga nihoyatda katta mehnat bilan bizlar g'ururlanamiz shunaqa. Mustafa nihoyatda bilasmi hozir shuncha asarlari aytib o'tildi. Ularni ko'chirishni o'ziga necha yillar ketadi. 5-6 ta opera yozish, 10 ga yaqin muzikalni dramalar yozish. Simfonik asarlar, simfoniyalarni aytmaysizmi? Boshqa turkumlar aytilmaydimi? Shu darajada ko'pki bularni aytishga oson, lekin hammasi juda murakkab. Shuning uchun azizlar endi muzika bor joyda söz ojiz qoladi. Shuning uchun ham hozir söz muzika berilishidan oldin biz atoqli kompozitorimiz, do'stimiz, bizning faxrimiz Mustafa'nın 75 yıllık, bu icadı keçe 75 yıllık. Lekin Mustafa'nın haliye hazır operatı götü yaptı. Ondan ki yine eserle yazadı. Hemmesine katta muvaffakiyet dilimiz. Thank you.
Dünyada bir insan 75 yıl yaşayıp 75 yılı içinde şu millet için, şu yurt için bir adak bir güzel işler kılıp nihayette mazmunli umur geçirgenini tülüp taşıp yapış gerek. İbret olsun hammamızga. Bu yerde oturgen karakoz yaşlarımızga ibret olsun deyip aytış gerek. Biz şulardan ibret olmasak kimden ibret olamız? Milletti fahri, iftiharı da bugün bana şundayı adamlarına itemiz. Milletimizin fahri, iftiharı hakkında kerek bolsa saatlab yapırıp kayta kayta hammamızı ve aynısı usup geliyotken, ortamızdan geliyotken avlatını kalbige ve tefekkürge kuyuş gerek ki sen su içedigen deryalarını çetten kıdırma. Sen bana şu özünü yurtinge kara, şu yurtinde büyüklerini bil,
Şu büyüklerini serçeşmeleri kayırdıyo, onu zilolları kayırge karab ak yaptı. Bana şu zilollarını kim sen üçün tamirle bir yaptı? Ana uşalar hakkıda öyle digin keled. Ana şular hakkıda gepirgende elbette sözünü başıda musika sanatımız hakkıda fikir ketse elbette birinci nöbette közümüzünü aldıge Mustafa Bafayıp keled. Mustafa Kebilen bu yerde oturgen diğerli hammamızı katta küçük hatıralarımız, canlı tarihlerimiz bu sekerek. Rahmetlik Gani Tolagyanov'nu esledim. Bizni birinci bar uçraştırıp tanıştırgen, yakınlaştırgen bir hakiki bir derviş musikanı, bir fidayisi, bir insanını esledim. Bahadır Yoldaşov'nu esledim. Uluğ rejissörümüz yakında yine aramızdan ketken. Birgeleşip barıp Mustafa Kani uyuda Umar Hayyam degen operalarını ilk bar eşituvçileri baktığı müşerref bolup birgelikte kunu devamı ana şu operanı bir ilahi bir dünyasıda ağuşuda bir yaşap gelgenliğimizni isledim. Kayta kayta Tolagyanov mana Özbek Puçinisi, mana Özbek Puçinisi deyip haykırıp dot salgen bir dakikalarını isledim. Mustafa Kani hakikatte bizi 21. asırdaki Özbek musika sanatını, 20. asırını songi çoragi ve 21. asırını mana şu birinci çoragi en büyük bir sanatkarımızdı bilemin. Ve bunu her sefer Mustafa Kani musikalarını işitgende, türlü janrdaki, türlü yönelişteki asarlarını işitgende, bat bat şunge iman keltiremin. Hakiki manada iftiharımız, zamandaş bir büyüğümüz sıfatıda yakışık görmen şu insan. Varlıkları için, bugün Katarlarımızda türgelleri için şükranı eytemen. Bizi milletimiz, bizi halkımız, bizi yurtımız büyük bulup gelgen. Büyük bulup nece asırlar ne uluğ zatlarını tarih sahnelerine çıkardı. Ve akkan derya akmasından kalmasıyken. Bugün hem ana şunday büyüklerimiz var. Ular köz aldığımızda, yanımızda, Katarımızda yaşayıptı. Ve onların en aldı sapları da ana şu Mustafa Bafayıp degen hadise var. İcazetliler bilen bir bağrımge bastık.
Thank you.
hayatı barca sahası da o şahsiyat halkıladı. Degin gel var. Şahsiyatlı bütünlüğü. Şahsiyatlı mazmunun tuyungenliği halkıladı. Hususen sanatta. Çünkü sanat bu oligi her gün yaratıladıkken, her gün dünyaya geliladıkken mahsulat imaz. Bu bitti dünyaya geliladıkken. Çinekem sanat mahsuliyeti yapar. Bitti dünyaya geliladıkken. Bunda individüellik, şahsiyet, halkın üçü bir omur olur. Şimdi şunu bari vardı sanatta, şu şahsiyeti parçalayan faktörlerim kub, rekabet. Çünkü birinci buluş için rekabet kılınadı. Bu yolda insani faziletler, insani faziletler katar, insani mesela bir zayıfliklerim çıkıp çıkıtadı. Rekabette, sen zor mu, ben zor mu deyip her kıl yollar çıkıp çıkıtadı. Çünkü sanatta şey bayağı bize etken şahsiyatta onu bütün gün saklayıp kalmış ne hayatı ki. Ben bana şu gepler etrafında öyle geldi. Bizi meşhur kompozitörümüz, bize bugün müzik sanatını Hüdükat'ta namayandası Mustafa Bafayev. Bu kişi ben bilgenden beri, ben müzikanı yedi. Hüdükat'ta bilim zaman, ben diyelmeyim ben. Ben müzikanı ışkı vazım ben. Arşivdasım ben. Ben neçin yıldan beri sırttan uzaktan kuzatıp geliyorum ben bu kişinin. Bırağır Mert'te uzunu mesela şu aldığını vurup bırağın bir şekilde mesela uzunu kuzatışa intilgenli ben goha boganı yok. Ben kurmayayım ben. Hemişe bir çekede uzunu işi bilen, uzunu sanatı bilen meşhur bugün bir şahsiyet. Uzunu uçuş şahsiyetteki bütünlükte saklap bugün bir sanatkar. Dedim ki bu sanatta bunu parçalar ya hem imkaniyat var da. Adam bara bara bir yakşı niyetlerden bir sanatka kadem koyardı. İşte bir gün karagende malum bir yıllara bitenin ki hele ki adam ki aftıya mı karagini sikemeydi? Bunu sanat niye mi kurduğunu sikemeydi? Çünkü davır işte mesela murtlik karakterdeki muhit sanat vardı. Bana şimdi küllerde salışım ki. Mustafa ki bana şimdi sınavlardan cüde bardam sabır bardaş bilen şicaat bilen otuk geliyatken bir sanatkar. Bugün o kişi bana 75 yaşa kırptılar. Bize bir düşünce var. Sanat asarları yaşlıkta. Kıbrak yaratılar dediğimiz. Yaşlık zavku bilen, yaşlık elegi ilhamı bilen. Lakin sanat asırlar 80 yaşta yaratılışı mümkün. 75 yaşta yaratılışı mümkün. Hudayım kaşan yoklasa sanatkarda. Kaşan onu kuğunluğa bir nurlu nazar tutsa. O şanda o şey sanat mucizası yaratılı orada. Biz iş anamız Mustafa Ke bir müziken zahmet yaşı bu. Bayağı etken bir uzun harca gibi vurmazsan. Çekke de icat kılırken. Lakin müzikavi olumdu yegellegen bir katta sanatkar. Şanamız, umut kılamız ki o şey bayağı bize etken parlak bir nur. O şey ilham değiliz mi indi? Bu kişinin 75 yaştayan tarkımıydı. 80 yaştayan tarkımıydı. Biz şunu tilakdaşımız. Oh,
Rahmat şimdi asarlar yozganingiz uchun ustoz sizga sog'lik salomatlik uzoq umr yana ijod qilamiz hali yana qo'shiqlar yozing menga 25 dan ortiq qo'shiq yozganlar men shulardan hozir ikkitasini ijro qildim yana ijod qilamiz sog' bo'ling salomat bo'ling O'zbek musiqa san'ati juda katta o'rinni egallaganlar aynan o'zlarining ijodi bilan haqiqatan ham Mustafa aka yozmagan janrlari yo'q va eng ahamiyatga ega tomoni shundan iboratki qaysi janrga qo'l urmasinlar juda katta muvaffaqiyat bilan shu asarlar yozgan yozilib bo'lgandan keyin o'zini nafaqat eshituvchisini o'zini uzaytirilgan umrini ko'rsatadi. Mana masalan bizni Sug'diyona milliy cholg'ular kamera orkestrimizga ancha-muncha asarlar yozganlar. Haligacha bizlar chalib yuribmiz shu asarlarni. Chunki bu badiiylik tomondan, ijrochilik imkoniyatlari tomondan faqat shu tomondan emas, balkim shu bilan bir qatorda mana shu kuychan o'zini jozibasi bilan odamlarni o'ziga tortadi. O'zbekiston Davlat konservatoriyasining katta zalida konsert o'tyapti va aynan bugun shu konsertda Mustafa aka yozgan har xil janrdagi namunalari ijro etiladi bugun. Shu bilan bir qatorda men yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edimki, Mustafa akani insoniyligi. Mana necha marta bizlar iltimos qilib, bir asar yozib bersiz, shu ijro etsangiz, biror marta yo'q degan emaslar. Bo'lmasam o'sha paytda ular doim mana bu yirik janrdagi opera deysizmi, balet deysizmi, mana shunaqa asarlarni yozish bilan ovora bo'lgan taqdirdalarda ham mana shu jamoalar uchun asarlar yozishdan hech qachon qochmaganlar. Shuning uchun balkim shu san'at aholisi orasida juda katta hurmatga egalar. Nimaga deganda inson sifatida ularni o'zini tushunchalari bor. Ochig'ini aytish kerak, man nazarimda Mustafa aka qandaydir bir o'zlarining dunyosida yashaydilar. Va bu dunyo juda go'zal dunyo. Ana shu go'zallikni harakat qiladilar, nafaqat ular o'zlarining muomalasida, balki mana shu asarlari orqali mana shu insonlarga yetkazib berishga. Odamlar qanday bugungi kunda odamlar qanday bo'lish kerak, nimaga intilish kerak? Hamma asarlarida mana shu ana shu narsa ko'rinib eshitilib turadi. Mustafa akamni kuylari xalqchil, juda ham odamga yoqadi. Qancha asarlarni qo'shnayda ijro qilganman. Bu kishining eng yaxshi chiroyli qo'shiqlarini agar qo'shiqchilar ijro etgan bo'lsa, men o'zimni qo'shnay asbobda ijro qilganman. 2000-yilda Mustafa akam aytdilarki, menga Amerikadan bizga xat kelgan, taqdimot festival bo'lar ekan, 6 ta mamlakat shu yerda qatnashar ekan. O'zbekiston, Tojikiston, Mongoliya, Xitoy va Amerikaning o'zidagi o'sha 6 ta mamlakat qatnashar ekan. Shundan men juda xursand bo'ldim. Oldin men o'ylardim qanaqa bo'lar ekan. Keyin u kishi menga aytdilarki, siz dedilar, mana shu cholg'ulardan 6 ta asbobga chalib berishingiz kerak dedilar. Buxorcha konsert yozdilar.
Man ve valançil asbobu için. Mustafa akam orqali mana o'sha Amerikalarga borib kelganimdan juda xursandman. Uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Mustafa akam hali men aniq bilaman, xudo xolasa hali kuch-quvvatlari bor. Yana yangi-yangi o'zimizni o'zbek xalqimiz uchun ko'p asarlar yaratishlariga ishonaman. Thank you.
bolam bor. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Shu ustozimiz Mustafa Bafoyevni yubileyiga xush kelibsizlar. Ustozimizga avvalam bor rahmat aytmoqchiman. Shu biz yoshlar uchun, naychilar uchun shunchalik darajada mana chiroyli qilib konsert yozib berganlar. Endi qo'limizdan kelgan darajada ijro qildik. Xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Ustozimiz G'ayrat akaga ham katta rahmat. Endi ustoz sizga avvalam bor rahmat. Endi shu darajaga kelishimga avvalam bor ota-onam, keyin men ustozim o'tirdilar, Botir Do'stumbetov. Kattakon rahmat. Agar ruxsat bersangiz, men o'zimni bu gulga loyiq deb bilmayman. Shu gul loyiq insonga bersam, ustozim Botir Do'stumbetovga bersam shu gul. Agar ruxsat bersangiz. Bergan saboqlarini hech ham unutmaymiz. Kerak bo'lsa hozir o'sha kasbiy faoliyatimizda ham keng qo'llab kelyapmiz. Ustozim o'zbek musiqa san'at sohasida yetarli darajada o'z hissalarini qo'shib, o'sha zabardast kompozitorlar qatorida ijod qilib kelmoqda. Ustozimning asarlarini o'ziga yarasha musiqiy tiliga ega musiqashunoslar yoki cholg'u ijrochilari asarlarini olib ijro etganda o'zlariga kerakli darajada bilim olishadi, ilm olishadi va ustozning qo'lida ta'lim olmasa ham, g'oyib odam bo'lsa ham ustoz deb sanashadi. Ustozimga sog'lik salomatlik tilayman. Ustoz nafaqat o'zbek milliy musiqasini yuqori bir cho'qqilarga ko'targan inson. Bundan tashqari biz shogirdlar uchun ham bir haqiqiy maktab bo'lib berdilar, chunki darsimiz jarayonida bizdan shuni talab qilardilarki, faqat o'zbek milliy musiqasini rivojlantirish uchun bizga juda ham ko'p vazifa beradilar. Biz o'zbekmiz va o'zbek milliy musiqasini agar qanchalik ko'p dunyoga tanitsak, shunchalik bizni xalqimiz bizga muxlis bo'lishini, bizni asarlarimizni sevib ijro etishini talab qiladilar va shuni Mustafa Bafoyevni ham asarlarini haqiqiy bir yuqori darajada ekanligining bir sababi Mustafa Bafoyevning ijodlarida asosan o'zbek milliy musiqasi, xalq ijodiyotiga daxldor asarlar, folklorlarimiz yetakchi o'rinda turadi. Mana shu uchun ham xalqimiz Mustafa Bafoyevning asarlarini sevib ijro qiladi va sevib tinglaydi. Umuman ustozimizga uzoq umr tilayman. Mana yaqinda ustozimiz ikkita opera yozib tugatdilar. 75 yoshlariga bo'lishlariga qaramasdan ikkita operalarni yozib tugatdilar. Va ustozimizga bundan-da sermahsul ijod tilaymiz. Iloyim umrlari uzoq bo'lib, xalqimiz ardog'ida bo'lib, doimo kulib, yaxshi, sog'lom hayot kechirishlarini tilab qolamiz. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
özü her bir sohada kuzatuvlar masosida ko'raman bir ustunlar bo'ladi. Bu ustunlar bugün sanoqli qolganga o'xshaydi. Masalan, adabiyotda ham, musiqada ham, tasviriy san'atda ham yoki kino teatr sohasida ham, san'atda turli sohalarda shunaqa. Mustafa Bafoyev yaratgan musiqalar, kuy-qo'shiqlar, katta musiqiy asarlar har bir insonning qalbini agar chin san'atni his qila olish qobiliyatiga ega bo'lsa, agar uni butun umrlik hamrohiga aylanishi mumkin. Konservatoriyaning katta zalida Mustafa Bafoyev asarlari asosida konsert tashkil qilindi. Bunga turli soha vakillari, san'at sohasi vakillari, keyin Mustafa Bafoyev bilan birga hamkorlik qilgan, birga asarlar yozgan shoir yozuvchilar, musiqashunoslar, muxlislar, izdosh bo'lmoqchi bo'lgan yosh ixlosmandlar kelishdi va barchaning nigohida o'sha hayrat, bu musiqalarni, bu asarlarni tinglab bir dunyoning yorug' tomonlari bor ekanligini his qilish nigohlarida aks etib turibdi. Mustafa Bafoyev juda katta ijodiy quvvat bilan ishlaydilar. Buni u kishining shu bugungacha yaratgan asarlari miqyosi ham yaqqol isbot etadi. Umid qilamanki, Mustafa Bafoyevning ijodiy zavqi bardavom bo'ladi va biz umuman o'zbek xalqi musiqa san'ati ixlosmandlari, dunyo musiqa san'ati ixlosmandlari ham Mustafa Bafoyev imzosiga mansub musiqiy asarlarni hali ko'plab tinglash baxtiga muyassar bo'ladi. Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar, do'stlar, og'aynilar, musiqa shaydolari, musiqani mana shular qo'yganlar musiqa shaydolari, to'g'rimi Shohrajon? U ketganlari ular hammasi yolg'onchi, ular musiqani tushunmaydigan odamlar ular. Mana yarmi ketib qolibdi zallar. Nima ular? Nomiga kelgan, nomiga. Mana Shohrajon zo'r gapirdi. Biz madaniyatimizni ko'tarishimiz kerak. Albatta, bu qiyin masala. Mana orkestr, bu o'zi bo'lmaydi bu. Afandining 7 ta latifasini ijro etishi o'zi terlab ketadi odam hamma. Shuning uchun sizlarga hammalaringizga rahmat deyman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Doim, doim uylaringizda, xonadonlaringizda yaxshi kunlar bo'lsin, yubileylar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, tantanalar bo'lsin. Biz ham ishtirok etaylik. Hammalaringizga rahmat, xush kelibsizlar, salomat bo'linglar. Ijodkorning ijodiga berilgan kichik e'tibor ham unga yanada ilhom, kuch, g'ayrat bag'ishlaydi. Mohir kompozitorning 75 yoshga to'lishi munosabati bilan tashkil etilgan go'zal san'at kechasi hamda kompozitorga berilgan e'tibor va e'tirof uning kelajakdagi ijodiga yanada unum bag'ishlashi shubhasiz. Asl san'atni qadrlovchi aziz muxlislar, shuning bilan tadbir o'z nihoyasiga yetdi. Biz shu yerda yakunlaymiz. Omon bo'ling.